Güzel bir arabaya binebilmek evet çok basit bir şey. İyi bir saat, ne bileyim güzel bir kıyafet alalım. Ama insanın kendine yatırım yapması çok daha farklı. Peki ben şunu merak ediyorum abi. Hiç böyle dedin mi kendi kendine? Ya Bilal tamam uzadın ama ne gerek vardı yani hani? Ben fiksatörler ayağımdayken kendi arabamı kendim kullanıyordum. Kendi tedavime kendim geliyordum. Ya ben zaten hep pozitif bir adamdım. Bu bana ekstra bir artı kattı. Kısa olduğumu nereden anladım biliyor musun? Böyle bir kurumun olduğunu anladığım an anladım kısa olduğumu. Valla. Ki benim en büyük amacım tekrardan halı sahalarda top oynamaktır. Ki zaten 2-3 ay sonra inşallah halı sahalarda top oynadığımda size bu videoyu özellikle atacağım. Cevap olarak onu atacağım. Kesinlikle atacağım. Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yanımda çok çok muhteşem bir insan var. Bilal'im. Abi hem bak şuna yazıyor. Hem yakışıklısın, hem kalbin güzel, hem kalbin temiz. Muhteşem bir insansın yani. Bak gerçekten sen de öylesin. Yani bütün samimiyetimle söyleyeyim. Çok teşekkürler. Şimdi Bilal'le dedim ki buraya geldi sağ olsun ziyaretimize. Dedim ya Bilal'im gelmişken gel bir de bir video çekelim bir. Kendini nasıl hissediyorsun abi? Ben abi kendimi çok iyi hissediyorum ya. Yani ciddi anlamda söylüyorum. Hiç bu kadar iyi olduğumu hissetmemiştim ki aşağıda da sana söyleyeyim. Sanki ben hep bu boydaymışım gibi geliyor şimdi. Alıştım ya artık. Ben zaten ameliyata girmeden önce bir işte senin videolarını izlerken, bir de Özkan'ın videolarını izlerken bir şey oldum, teşvik oldum. Ama şimdi mesela girmeden önce herkes sakat kalacaksın, bunu yapacaksın. Şu anda zaten yürüyüşümü görüyorsun. Aynen. Gayet sağlıklı bir şekilde. Çok hiçbir iyisin. Destek almadan merdivenlerden iniyorum, çıkıyorum. Hala bana sakat kalacaksın diyen adamlar var. İstiyorlar mı? Anlamadım ya. Hala sakat kalacaksın diyenler var. Yani şu anda yani ben tahminimce ben az önce aşağıda da kendime bir hedef belirledim ki benim en büyük amacım tekrardan halı sahalarda top oynamaktır. Ki zaten 2-3 ay sonra inşallah halı sahalarda top oynadığımda size bu videoyu özellikle atacağım. Cevap olarak ona atacağım. Kesinlikle atacağım. Ama çok iyiyim yani. Almanlarda bir laf var Bilal şey diyor mesela. Bazen bir fotoğraf ya video böyle 1000 kelimeden fazla ifadesi oluyor falan ifade. Abi bak mesela yürüyorum. Yürüdüğüm zaman ki hiçbir problemim yok. Gayet de sağlıklı bir şekilde yürüyorum. Hala bana sakat kalacaksın diyen adamlar var. Ben şimdi... Hani bu yürüyüşten sonra da mı daha yani? Abi bir hatırlıyor musun? Belki de bir video çekmiştik lobide. Hani böyle sen orada zor kalkıyordun daha. O zamanlar yeniydi çıkmıştı aynen, cihaz. Aynen. Orada bile çok hızlı toparladın. Kaç ay oldu Bilal'in bu arada ameliyat? Sen kaç santim uzattın tekrardan hatırlıyorum. Ben 8 santim uzattım. Hemen hemen de 7 ay oluyor ya. 7-8 çıkalı ay değil oluyor. Cihaz tabii tabii. Cihaz çıkalı zaten aşağı yukarı ne zaman cihaz çıktı? Mayıs'ta çıktı cihaz. Ha Mayıs'ta çıktı tabii, tabii. Ya. Fiksatörleri Mayıs'ta çıkardım. Aşağı yukarı 5-6 ay oluyor. 5-6 aydır da işte fiksatörsüz gidip geliyorum yani. Bir de arkadaşlar Bilal böyle fiksatörlüyken araba kullanıyor, bara gidiyordu. Mesela ben ameliyat olmadan önce en çok düşündüğüm şeylerden bir tanesiydi. Fiksatörler ayağımdayken nasıl yapacağım? Yani rahat eder miyim? Bir şeye başladığınız zaman devamı gayet kolay geliyor. Ben onu çok iyi anladım. Çünkü ben fiksatörler ayağımdayken hepiniz şahit oldunuz yani. Kendi arabamı kendim kullanıyordum. Aynen. Kendi tedavime kendim geliyordum. Aynen. Ama bu şey değildi. Yani bir engel değildi benim için. Mesela ben çevremden çok duydum. Sosyal medyadan da çok duydum. Hani boy uzatma ameliyatından sonra ki binlerce soru geliyor. Sakat kalabilirsin, evet. Toparlayabilirsin bilmem ne. Bunu bütün samimiyetimle söyleyeyim. Çok doğru bir yerde ameliyat olduğuma inanıyorum. Çok çok teşekkürler. Yani çok emek verdiniz. Çok sen, sağ olun. Hani her zaman her zaman. Buradaki bütün arkadaşlar. Her zaman çok da mutluyum açıkçası Bilal'im yani böyle mutlu görmek. Peki ben şunu merak ediyorum abi. Hiç böyle dedin mi kendi kendine? Ya Bilal tamam uzadın ama ne gerek vardı yani hani. Hayır. Ben hiç bu kadar iyi hissetmedim. Ben zaten daha önceki videomda da belirtmiştim. Ben uzadığımı nerede anladım? Şimdi herkesin aklındaki tek soru bu. Mesela ben ameliyattan çıktım. Hani aynısın. Hemen 10 santim bekliyorlar ya. Ben o 3 aylık zaman fiksatörler ayağımdayken o 3 aylık zaman zarfında evde sürekli kullandığım lavabo. Baktım artık lavabo küçülmeye başlayınca evet ya dedim ben oldum. Uzuyorsun ha? Ben oldum yani. Lavabo aynı yerde duruyor ama ben gidiyorum yukarı. Ben uzuyorum yani. Abi. O yüzden hiç kendimi bu kadar iyi hissetmemiştim. Yani hani ne gerek vardı böyle bir şey yeltenmek gibi. Zaten ben ani bir karar verdim. Abi ani bir kararla şey yaptım. Ama çok doğru bir karar verdiğime. Din yani. Görüştün zaten. Sonra tak. İki gün sonra ameliyat oldu. Sonra hiç böyle ne ara nasıl falan. Abi çok iyi gerçekten. Yani Özkan'a da aynısın diyorlardı. Misal hani Özkan yürüyemeyeceksin. Çünkü hani tabii biliyorsun ya fiksatör çıktıktan sonra böyle bir şey yürüyüşü var. Ördek. Tabii tabii. Ya dinozor mu diyeyim artık. Böyle bir yürüyüşü var. Ama şimdi Özkan'da misal artık dedim ki Özkan dedim hiç de boş boşa nefesini tüketme abi. Ben normal yürüyorum deme. Bir video çekelim. Onu paylaş abi dedi. Ben onu izledim. İzledin değil mi? İzledim.
Bir de şey vardı. Mesela insanlar diyor ya, ya böyle nasıl olur? Aynen. Veya ben o ayağımda fiksatör demirlerle AVM'ye giriyordum yani. Bırak gece kulübüne giriyordum. Evet doğru. Gece doğru. Kulübüne. Abi eğleniyor muydun orada bir daha? Abi eğlenmez olur muyum? Oturduğum yerde eğleniyordum. Dans falan ediyordun ha? Yani ayakta bir ufak sallanıyordum gene. Ama şu vardı. Çok iyi ya. Şimdi ameliyata girmeden önce aklımda evet deli sorular vardı. Ama sonra şunu düşündüm. İnsanlar ayağını veya kolunu bacağını kırdığında 3 ay alçıyla kalıyorsun. E şimdi ben 3 ay fiksatörle kaldım. Hani elimi ayağımı da kırabilirdim. Ben sürekli halı sahalarda top oynayan bir adamdım. Ama o 3 aylık zaman zarfında kontrollü ve bilinçli bir şekilde yapılmış bir operasyondan çıktım ben. Yani elimi ayağımı kırmadım. Bilinçli, kontrollü ve gözetim altında olan bir ameliyatın içerisine girdim. Şu anda çok iyiyim ya. Vallahi çok, ben de senin iyi olmana ben de çok seviniyorum bu arada. Seni böyle görmek falan hani. Abi hayatında böyle bir şeyleri değiştirmek, ona da birazcık vesile de olmak mutlu ediyor beni açıkçası yani. Ya ben zaten hep pozitif bir adamdım. Evet. Bu bana ekstra bir artı kattı. Bir de ben kısa olduğumu nereden anladım biliyor musun? Böyle bir kurumun olduğunu anladığım an anladım kısa olduğumu. Valla ya onun öncesinde televizyonlar, gazeteler, röportajlar bilmem. Zaten hayatın belli bir yerinden geçiyorsun. Yani belli bir seviyeye geliyorsun. Ekstra bir de böyle bir şey olunca ben ilk sizin videolarınızı izlediğim zaman Instagram'da bir yerlerde denk geldiğimde herhalde yurt dışında dedim. Sonra Özkan'ı görünce Özkan da sağ olsun onu da emeği çok. Aynen. O da çok iyi destek aynen, verdi aynen. bana yani. Yani Özkan da şu an çok mutlu gerçekten, onunla konuşuyoruz böyle çok mutlu yani. Abi çok başka bir şey çünkü birader ben hep şunu söylüyorum, bazen böyle hani hayaller olur ya, atıyorum işte zengin olmak bir hayaldir. Biliyorsun çok çabalarsan belki biraz da şansın varsa olursun misal atıyorum ya da ne bileyim hani ünlü olmak ya da başka bir şey işte sevdiğin kadınla evlenmek falan ama bu tarz hayaller böyle şeydi hani hakikaten hayaldi abi, hiçbir zaman ulaşamayacağım bir hayaldi yani benim için. 10 yıl önce öyleydi. Ya benim için de öyleydi yani, güzel bir arabaya binebilmek evet çok basit evet. bir şey. İyi bir saat aynen ne öyle. Bileyim güzel bir kıyafet alabilir ama insanın kendine yatırım aynen yapması öyle. Çok daha farklı. Aynen öyle. Yani şimdi hani Allah korusun araba aldın, kaza geçirdin, ne bileyim bir şey aldın, kaybettin ama kendime yatırım yaptım. Şimdi kendimi gayet iyi hissediyorum. Yani yürüyüşüm çok güzel, ne bileyim insanların bakış açısı çok güzel. Bir kere en güzelini biliyor musun? Böyle mağazaya giriyorsun, pantolon alıyorsun ya, paçayı kısaltmaya gerek kalmıyor. Çat diyor oturuyor. Ya o gerçekten çok önemli çünkü ben de gidiyordum, bir hafta pantolonu bekliyorsun. Seviniyorsun pantolonu giyince, bir hafta sonra geliyor. Çok kötü. Bir de pantolonun orijinalliği bozuluyor yani. Aynen öyle. Giydiğimde abi çat diye oturuyor üzerine. Ben en çok ona sevindim. Ben bir şey hatırlıyorum Bilal. Ben bir kere terziye gitmiştim. Şey, pardon pantolon aldım işte Beymen'den. Orada şey geldi, terzi geldi. Dedi ki ama abi dedi ben bunu oradan kısaltırsam dedi pantolonun özelliği gider. Dedim abi benim de kaderim bu, ne yapayım dedim yani. Ve o kaderi değiştirdim arkadaşlar. Şimdi bana millet şeyi çok soruyor Bilal. Hani seni bu ameliyatta en çok mutlu eden ne? Tabii ki boyumun uzaması çok güzel bir şey ama abi beni en çok mutlu eden, belki sen de katılacaksın, belki katılmayacaksın. Şu kafamdaki keşkeler gitti abi. Hani bazen böyle oturursun, zaman geçer dersin ki keşke bunu böyle yapsaydım. Hani keşke bu böyle olsaydı dersin ya. Ben keşkelerle ölmek istemiyorum dedim hep kendime. Ya bir de şöyle bir şey vardı. Şimdi ben 86'lıyım. Yani yaşımı çok göstermiyor olabilir. Kesinlikle abi. 86'lıyım. Kesinlikle. Şimdi ben bu ameliyatı olduğumda hatırlarsan ben bir Halil Hoca ile görüştüm. Evet. Halil Hoca'ya şunu söyledim. Dedim ki hocam dedim beni hemen ameliyat edeceksen dedim girelim dedim. Ama dedim düşünürsem yapmam dedim. Gerçekten öyle oldu ve iki gün sonra ameliyata aynen. girdim. Şimdi ben ameliyata girdikten sonra da şunu çok rahatlıkla belirtebilirim. Ben o ameliyata girdim, ben şunu biliyordum. Ameliyattan çıkarken o demirler ayağımdayken pişman olacağım. Ama o pişmanlığım artık iş işten geçti. Evet. Ve ben yani 38 yıllık hayatımda kendim için yaptığım en büyük armağandı bu. Vay be. Gerçekten en büyük armağandı. Kendin için güzel bir hediye diyorsun. Tabii ki kendime yatırım yaptım ve kendimi daha iyi hissetmeye sebebiyet oldum. Ya mesela diyorum ya bazen böyle duruyorum, hatta şöyle yapıyorum. Ya diyorum artık şey gibi, hani sanki ben hep bu boyda doğmuşum gibi. Bir kısa da kalıyorum bazılarının yanında böyle. O da bazen şey düşünüyorsun. Ulan ben eski boyum mu acaba, nasıl durdum falan. Ben bana da bazen öyle. Abi yani. Sizin zaten özellikle ben geldiğimde mesela sağ olsun Mücahit de Enes olsun diğer bütün arkadaşlar olsun. Şimdi onlarla ilk geldiğimde benden uzundular.
Şimdi böyle bakıyorum. Enes bir kısa kaldım böyle. Ama abi çok güzel duruyorsun yani. Hani böyle hakikaten bacaklar falan her şey orijinal duruyor. Bu arada bacaklardan kilo da aldın değil mi Bilal? Tabii tabii. Şimdi ben iyi de çalışıyorum. Ben özellikle top oynamak için iyi çalışıyorum. Bir de biliyorsun ben Etiler'de oturuyorum. Biraz uzak kalıyor burası. Mesela şöyle olan da var. Ben geçen sene aradım hatta. Sosyal medyadan görmüşler. Mesela ben bir kafede otururken bizim kendi kafemizde olduğu için... Alman bir grup geldi. Ha, evet. Aşırı merak etmişler. Böyle bir şey gerçekten var mı? Hatta ben şey esprisini yaptım. Ya dokunabilirsin bir şey yok dedim. Yani. Dokunabilirsin artık kalmadı diye. O ilk anlarımı da gösterdim. Mesela insanlar çok merak ediyor. Aşırı merak. Ya böyle bir şey olabilir mi? E bir de biliyorsun bizim Türk zihniyetinde evet milliyetçiyiz. Vatanımızı, memleketimizi seviyoruz ama ilk soru da şey olmamalı abi. Sakat kalacaksın olmamalı yani. Şimdi her şeye kötü enteresan. Bakıyoruz. Ama insanlar bir trafik kazasında bir bacağını, çok bir canım, hayatını, Allah bir korusun. Şeyini kaybedebiliyor. Ben diyorum ya, ben bu ameliyatı oldum ama gözetim altında profesyonel bir ekip, aynen, deneyimli bir hoca, alanında artık kendini aşmış bir kurumda oldum yani. O yüzden çok memnunum. İnsanlar şunu zannediyor veya bize danışanlar hani diyor diyor ben diyor paramı ödedim diyor ameliyat. Arkadaşlar öyle olmuyor. Biz ameliyat öncesi bütün tetkikleri yapıyoruz. Yani, tabii onları da yaptım. Hani bu adam hakikaten ameliyat olabilir mi? İşte anestezi doktoru bakıyor hastanede falan. Eğer okeyse çünkü biz de sonuçta insanı riske atmak istemiyoruz. Ha, doğal olarak tabii ki de trafik kazası herkes geçirebilir. Bana bazen şey soruyor ya beni ameliyat etmek istemiyorsun diyor. Adam bir hastalığı oluyor misal. Ama diyor ben diyor yarın trafik kazası geçirsem ne olur diyor. Ya dedim haklısın ama dedim o dedim bir risk bir kader dedim yani olabilir. Ama dedim bunu bile bile yapmak mantıksız dedim. Yani bize yakışmaz sana olmaz hani bunu bir insana yapamazsın dedim. Burada tabii ki önemli olan arkadaşlar şu yani hani hastanın da vücuden buna ne bileyim hani müsait olması gerekiyor aynen müsaade etmesi de gerekiyor bize ki bu ameliyatı gerçekleştirebilelim. Eğer olursa tabii ki niye olmasın? Misal atıyorum ben çok iyi hatırlıyorum Bilal bundan 10 yıl önce bu burun estetiklerine abi çok kötü bakıyorlardı. Nasıl burun ameliyatı olursun? İşte nasıl böyle bir şey yaparsın falan filan deniyordu ve böyle insanlar korkuyordu yani işte benim doğal burnum diyordu. Şu an adamlar şey diyor yani böyle gururla ya benim üçüncü ameliyat diyor yani üç kere ameliyat oldum diyor. Yani. Ya ben burada şeye şahit oldum. Bir abi vardı ben fizyoterapiye geldiğimde. Yaşı da vardı. Ha yüzünü de gösteriyor. Tabii tabii. Ümit ediyorsun sen. Aynen. Ümit abi. Abi Ümit. Saç yapmış, burun evet. Yapmış, boy uzatmıştı. Aynen. Bir de gözlerimi çekiştireceğim biraz aynen. Dedi. Abi sen dedim evli misin dedim yeni boşandım. Dedim mahkemeye böyle gitme yabancı biriymiş gibi. Evet. İnanmazlar. Evet. Eski eşin demesin hayır bu o değildi. Ama güzel oldu abi, ya vallahi çok iyi oldu. Çok böyle var ya diyor ben yeniden doğdum kendimle böyle artık barışığım diyor yani. Hakikaten bu çok önemli birler yani. Ya ben hala bunu söylüyorum yani siz benden daha deneyimlisiniz. Binlerce insana hitap ettik yıllarca sosyal medyada. Ki ben özgüveni yüksek bir adamdım yani. Her alanda kendimi böyle görüyordum. Ama boydan sonra bir tık daha bir tık da gitti. Daha gittin, tabii tabii kesinlikle gitti yani. Öyle çok aman aman iyi bilinmek, tanınmak bir yerde festivallerde 30 bin 40 bin kişiye hitap ediyorsun. Evet. Ama o özgüven evet var ama boydan sonra bir havan değişiyor. Kim ne derse desin ben onu öyle yaşadım abi. Yani. Arkadaşlarım mesela şu anda arkadaşlarım ilk zaman o karşı çıkanlar oğlum yapma manyak mısın diyenler bugün oğlum çok iyi olmuşlar. Hatta ben birini de buraya getirdim hatırlıyorsan evet, evet, değil mi? Evet. Ben de yalvardım bu ameliyatı yapma güzelsin diye. Kadın arkadaşım mesela. Aynen. Şimdi mesela ben orada da söyledim. Ya şimdi bak ben buna çok özen gösteren bir adamım. Şimdi ben ameliyat olduğumda sen bir şey dedin. Ya dedim Bilal sende bir tek boy eksikmiş dedin. Evet. Mesela geçen ben buraya kadın arkadaşı getirdiğimde gayet estetik güzel bir bayan arkadaştı evet, çok, değil mi? Evet. Sen orada bir şey dedin. Ya dedin aslında hiç gerek yok dedin. Yani sen bir kurumun sahibisin. Normalde bizde şimdi her müşteri para gözüyle baktığımız evet, için mesela sen o samimiyetinle o daha doğrusu sen demeyeyim bütün kuruma hitap edeyim. Kurumun verdiği o samimiyet benim daha çok hoşuma gidiyor. Ya ama işte diyorum ya ben daha önceki videomda da belirtmiştim neden doğru bir kurumdayım. Ben bir gün buraya arabayla geldiğimde bir aile gelmişti. Hatırlıyor musun? Hatta ayağımda fiksatörler evet, vardı. Evet. Arabamı park ettim. Aa, böyle arkadan evet. Değnekleri alıp farklı geldim. Farklı bir doktorda ameliyat olmuştu. Tabii tabii farklı bir doktorda tamam. Şöyle bir şok oldular. Nasıl ya sen dedi
Ne kadar oldu ameliyat olalı? Vallahi dedim 1,5 aydır ayağımda demirler var dedim. Aynen. Ki ben 2. haftadan sonra araba kullanmaya başladım. Aynen aynen. Bilal bayağı bir. Yani, hayatımın en büyük şokunu yaşamıştım. 3 ay ameliyat olmuş, 1,5 santim uzamış ve çocuk yürüyemiyor. Tekerlekli sandalyeydi. O yüzden işte şunda dolayı diyorum. Evet, gerçekten doğru bir yerdeydim. Çok yani güzel. Video olsun çok diye güzel. Söylemiyorum. Sakın ola algılanmasın bu. Arkadaşlar gerçekten iyi araştırın. Önden dolayı öyle çok iyi güzel. Bir karar verin. Bu arada o hasta da çok iyi yürüyor. Senin evet, çok iyi, çok memnun. Çok sevindim. Ben çok üzüldüm yani adam o kadar biriktirilmiş 10 santim ulaşamadı. 2 santim 2 ayda mı? 1,5 ay 2 ayda. Evet, evet. Yani yürüyemiyordu, çok üzüldük ama hakikaten Allah'a çok şükür hallettik yani. Çok mutluyum. O konuda iyisiniz. Valla Bilal'im o kadar mutluyum ki böyle ben hastaları mutlu görmek, hani hayatını değiştirebilmek. Dediğim gibi vesile oluyorum sonuçta, bu beni çok mutlu ediyor. Abi ben aynı problemi yaşadım. Tamam, senin gibi değildim. Ben biraz daha kısa, bayağı bir kısaydım. Sen gir başlangıç boyuydu sende. Ama abi çok iyi. Çok teşekkürler Bilal'im. Ben zamanını teşekkür aldım. Ediyorum. Kesinlikle arkadaşlar, top oynadığım zaman da video atacağım 2 ay sonra. Onu söyleyecektim. Arkadaşlar halı saha videosu gelecek. Ondan sonra ne diyeceksiniz acaba yani? Hani ondan sonra ne diyecekler biliyor musun? Seni 50 yaşında göreceğim diyecekler. Abi ben mesela story atıyorum. İnsanlar bana diyor ki ameliyattan önce mi? Lan ne ameliyattan? Dün akşam çektiğim story. Mesela insanlar bunu da hala şey yapıyor. Evet. Ameliyat olduğumu biliyorlar mesela birçok arkadaşım. Aa diyor, ameliyat olmadan önceki halim ya. Hayır diyorum, dün akşamki. Sen gayet iyi yürüyorsun. Hani bana sakat kalacaksın diyenler vardı. Abi bu nasıl biliyor musun? Ben sistemi çözdüm. Fotoğraf paylaşmıyorsun. Ya bak bunlar yalan söylüyor diyor. Fotoğrafı paylaşıp adamın yüzünü kapatıyorsun. Bu Photoshop diyor. Tamam. Adam yüzünü gösteriyor. Diyor ki bu adam sakat kalacak diyor. Hani belki bir şey buluyorlar. Ya Özkan'la diyorum ya. Öyle yürüme Özkan'la izliyorum. Aynen ben aynen. De öyle özüne dön dedim ya. Abi özüne dön dedim. Twitter'a lütfen dedim yani. Hani herkesi haklı çıkar dedim yani ya, anladın mı? Yok yok. Ben gayet sağlıklıyım. Gayet iyiyim. Burada kalmış. Ben tahminimce şöyle fizyoterapi. Bende biraz imakarlılık var. Ben sadece atıyorum derse dinleyen bir adam. Mesela burada geldin yaptın ama dışarı çık Bilal. Şu hareketleri yap dersen yok abi ben çok başarısız bir öğrenciyim. Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Katılıyorum sana ben de. Benim sorun o yüzden. Evet. Buradan çıktıktan sonra o hareketleri yapmıyorum aynen. Ben. Ama şimdi aynen. Kendime de şey yaptım. Böyle 1,5 aylık bir zaman verdim. Fizyoterapi olarak özellikle. Mesela ben fizyoterapide arada böyle evde bir top sektiriyorum. Onu inşallah ileriki zamanlarda atacağım. Süper. Ama 1,5-2 ay sonra inşallah tamam. O zaman abi zaten en doğal fizyoterapi aynen senin için. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya bir de arkadaşlar şunu da unutmayın lütfen. Ben bunu kesinlikle herkese söylüyorum. Bu hayatta bir şeyden rahatsızsanız, değiştirebiliyorsanız değiştirin. Bu boy olur abi ne bileyim. Şurada bir leke olur, diş olur, saç olur. Hayat çok kısa gerçekten ve bence hani keşkelerli değil de hani hakikaten arkasında durup rahatsız olduğunuz şeyi düzeltip yolunuza bakmaktır diyorum. Ben öyle diyorum abi. Hayat çok kısa gerçekten. Evet. Başta da dedin ya amalarla yaşamamak evet. Lazım. Evet. Bu ben, amalar mahvediyor işte. Ben öyle değilim işte. Ben bir şey o an tamam yapıyorum dediysem o anda yani hemen şey yapıyorum. Ben aynen diyorum ya çok radikal bir karar normalde bu ameliyatı yapmak. Yıllarca düşünen insanlar var. Tabii tabii. Ben düşünsene hemen görüştüm ertesi gün dedim bana dedim hemen ameliyat günü. Aynen, İki aynen. Gün sonra ameliyat oldum. Abi bu adam tam deli ya. Yok gerçekten sen hayatı doğru yaşıyorsun. Vallahi ama öyle olması gerekiyor. Aynen. Yani ama dediğim gibi sağlıklıyım. Gayet iyiyim arkadaşlar. Video isteyen olursa da atarım aynen. Yani. Podyum yürüyüşü vallahi yaparım sevinirim. Yani. Vallahi sevinirim. Arkadaşlar merak etmeyin. Her şeyi sakat kalmadı kimse. Allah'a çok şükür. Tabii ki biraz da hastanın kendi ağzını göstermesi gerekiyor. Bilal'im çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Estağfurullah. İnşallah bir halı saha maçı videosu da görürüz yani. Kesinlikle. 2 ay bilemediniz. Süper. Bana 2,5 ay süre verin. Baksana bir de bizim bir ekiple yapalım halı saha. Tamam olur ben gelirim. Süper. Vallahi gelirim. En azından hemen müdahale edecek adam da var. Süper. Arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. İstanbul'dan çok selamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Gerçekten.